Herkese yeniden merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine eğlenceli bir makyaj videosuyla sizlerleyim. Birçoğunuzun tanıdığı Harley Quinn makyajıyla karşınıza çıktım. Çünkü çok fazla istek geldi. Nick'i yaptıktan sonra zannediyorum çok fazla istek geldi. Ve Ağustos'ta yayınlanacağı için olabilir. Ağustos'ta filmi yayınlanıyor. Hemen Harley Quinn'den bahsedeyim bilmeyenler için. Harley Quinn DC Comics'in bir karakteri, kötü bir karakteri. Normalde Joker'in adamı, kadını adamı. Ama bir dedikodu vereyim mi? Bence onun yokmuşsa onu. Çok seksi, çok çekici bir karakter olduğu için aslında daha çok erkeklerin gözdesi diyebilirim Harley için. Hemen özetle geçeceğim. Saçlarımı saç tabirleriyle boyadım. Yalnız nasıl çıkacak bilmiyorum çünkü ellerimden bile çıkmadı. Çok zor çıktı. Tırnaklarımı bu şekilde bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi boyadım. Nicki'nin makyajı biraz glamurdu. O hep genelde glamur makyajlar yapmayı tercih ediyor ama ben birazcık daha realistik yapmayı seviyorum. O yüzden de filmdekine oldukça yakın bir makyaj yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Harley'nin gözleri bu kadar açık mavi değil ama ben bir tane lens hediye gelmişti bana İngiltere'den. Solotica'nın Hydro Kors. Topaz rengi bunu denemek istedim. Diğer lenslerimin hepsi maviler kurumuşlar o yüzden de onları kullanamadım. Ama bu buz mavisi de korkutucu ama aslında güzel. Benim bir arkadaşımın gözleri tam bu renk. Daha söyleyeceğim bir sürü şey vardı muhtemelen ama sizi daha fazla sıkmak istemiyorum ve uygulamaya geçiyorum. Önce lekelerimi kapatıyorum. Sonra tenimden oldukça beyaz renkte bir fondöten sürüyorum. L'Oréal Paris Clear Match. 01 R1C1. Harley'nin yüzü oldukça beyaz. Bir palyaço beyazı gibi gözüküyor yüzü sanki. Normalde zaten palyaço karakteri gibi bir şey olduğu için yüzü çok beyaz. Palyaço beyazı gibi yapılmış. Ben de en açık renk fondötenle biraz o görünümü yakalayacağım. Evet, yüzümü böyle bırakıyorum, boynumda fark bırakıyorum. Çünkü gördüğüm bu. Bu karanlıkta, karanlık tanıtımda gördüğüm şey bu. Oo, Beauty Blender'ı parçalamış. Bence göz altlarımı yapalım çünkü zaten böyle akmış ve dağılmış bir makyaj yapacağız. O yüzden de göz altlarımı da kapatıyorum. Şimdi makyajımı pişireceğim. Bol bol pudra süreceğim. Alnıma ve burnumdaki yere şöyle bir pudrayı hızlıca geçiyorum. Ki finalde zaten dağıtacaktım ama yine de bir dengeli göreyim diye makyajımı. Gözlerime şimdi kalem süreceğim göz çevreme. Gözlerimin içerisine de siyah kalem sürüyorum. Artık bu pişme görüntüsüne o kadar rahatsız oldum ki hemen sileceğim. Nefret ediyorum. Zaten yeterli oldu. Makyajın sonuna kadar beklemesine gerek yok çünkü az önce söylemiştim galiba. Dağınık dağınık bir makyaj yapacağız. Kuyruk uzatıyorum. Diğer taraftan da uzatıyorum. Bir üçgenle birleştiriyorum. Bir tane kalem fırça alıyorum ve birazcık yukarıya doğru dağıtıyorum. Siz kulak çubuğuyla falan da yapabilirsiniz bunu. Normal bir parfüm fırçasıyla da yapabilirsiniz. Bir üçgen şeklinde böyle gözümün katlandığı yere doğru biraz uzatıyorum. Aynı kalemi taşıyorum. Ayrıca almıyorum ama siz eğer taşıyamazsanız, kaleminiz çok yumuşak değilse bir farla da yapabilirsiniz bu yaptığımı. Şekli çok önemli değil. Çok akmış ve dağınık bir makyaj olacak. MAC'in Bronzing Powder, bronz mata batırdığım fırçamı çok hafif batırdığım fırçamla, daha doğrusu tekrar bu üst hattını birazcık yumuşatıyorum.
Aynı bronz pudrayla gözlerin altındaki siyahlığı birazcık yumuşatıyorum. Bunun yerine kahverengi bir farda kullanabilirsiniz. Farlı koyayım, makyaj yapıp sokağa çıkacaksınız ya, o yüzden kullanabilirsiniz diyorum. Sıra geldi en renkli, en eğlenceli kısmı bence. Mavi, bu tarafa mavi, bu tarafa kırmızı far süreceğim. Direkt geçişli bir far yapacağım. O yüzden de önce açık maviden kullanacağım. Daha sonrasında ise koyu maviyi süreceğim. Biraz sonrasında bunu dağıtacağım. O yüzden de hani böyle çok krizlere, aşırı gölgeler falan yapmayacağım. Yine yanlış tarafa. Saçımı da boyarken yanlış tarafa maviyi sürmüştüm. Sonradan değiştirdim ama çok zor oldu. Şimdi diğer gözüme kırmızı tonlarında süreceğim. Açık kırmızı olarak bir şey olmadığı için herhalde şunlardan süreceğim. Şu ikisini karıştıracağım. Şimdi eyeliner, yani kalem sürdüğüm yerlere ve gölge yaptığım yerleri birazcık daha siyah far sürerek daha da derinleştireceğim. Ama çok dağınık olsun istiyorum. O yüzden daha önceden kullanmış olduğum kirli fırçamı kullanıyorum. Zaten siyah alacağım için sıkıntı yok. Şimdi makyajı bozma kısmı, normalde su spreyleyip akıtayım mı diye düşündüm. Sonra bütün makyajımı akıtmaya ne gerek var? Sahte bir şekilde akıtalım. Elle, manuel bir şekilde akıtalım. O yüzden de önce kırmızıyı dağınık bir şekilde buralarıma, sonra da maviyi dağınık bir şekilde buralarıma sürüp sonra ıslak bir fırçayla akıtmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Önce kırmızı farı aldım. Biraz fazlalığını vurdum ve çok bastırmadan, çünkü bilemiyorum ne kadar yoğun olacağını. Şakaklarımdan yanaklarıma doğru indiriyorum. Kaşıma doğru da biraz çıkarıyorum. Mavinin yoğunluğu birazcık daha değişik olduğu için böyle çok bunun kadar güzel dağılmadı. Ama zaten Harley Quinn'in makyajını eğer görmediyseniz, gördüğünüzde bunların ne kadar düzgün olduğunu anlayacaksınız. Fırçamı ıslatıyorum Fix Plus'la ya da suyla. Şu an yakınımda bu var diye bunu ıslattım. Ve doğal bir şekilde aksın diye üzerinden geçiyorum. Arada fardan da alıyorum. Böyle doğal bir akışmış gibi, ıslakmış gibi gözüksün diye. Aydınlatıcıyı üzerlerine sürüyorum. Böylece daha bir ıslakmış görünümü, akmış görünümü vereceğim. Çok mini minnacık Mekin bronzerından alıyorum. Elmacık kemiklerimin altına. Hazır elimizdeymişken bir de burnumu birazcık şekillendireyim. Yine aynı kırmızıdan yanaklarıma süreceğim. Fardan, kırmızı fardan. Çok hafif, kontrollü bir şekilde. Evet, buraya az önce başlamış oldum, şimdi devamını getireceğim. Bir kalp çiziyorum.
Makyajımı da tamamlamadım ama en zor kısmı aradan çıkarmak istiyorum. Şuraya bir rotun yazayım da biz. Tamam, itiraf ediyorum, birazcık büyük bir rotun oldu. Çok zormuş gerçekten de eyelinerle yazı yazmak. Şimdi kaşlama şekil vereceğim. Eyeliner süreceğim, maskara süreceğim ve ruj süreceğim. Kalın bir eyeliner sürüyorum. Kaşlarımı Benefit'in bu kaş jeliyle Cabral'la dolduracağım. Çok şeker. Bunu böyle çıkarıp ters takıyorsunuz, fırça olarak kullanıyorsunuz ve fırçasının ucu inanılmaz ince. Rengi de böyle oldukça sarıya yakın. Bu kısmına hafif kavis verdikten sonra maskaramı süreceğim. İki çok sevdiğim ürünü kullanacağım. Bir tanesi Smashbox'ın primer'ı. Kirpikleri çok dolgun gösteriyor gerçekten ve de besliyor. Diğeri de Bobbi Brown'un Eye Opening Mascara mıydı? Gözü büyük gösteren maskarası. Eye Opening Mascara. En sevdiğim bölüm ruj. Çünkü kırmızı ruj süreceğim. Ruby Woo'yu süreceğim tabii ki. Ama önce Armani'nin 5 numaralı kırmızı kalemiyle taklamı çerçeveliyorum. Rujumu da yamultmam gerekiyordu. Bu halini görün. Birazdan yamultacağım. Aa, bunu hiç bozmak istemiyorum. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Ne yapalım? Karakterimiz böyle. Makyajım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak için buradaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Videonun sonunda da baloncuk yapmaya çalışırkenki görüntülerim var. Onu da izlemeyi unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.